Fenerbahçe As Başkanı Şekip Mosturoğlu, Beyaz TV Spor Müdürü Sezgin Gelmez'le çok özel bir sohbet gerçekleştirdi. Mosturoğlu, tutukluluk günlerinden intihar girişiminde bulunduğu iddiasına, Trabzonspor'un kupayı istemesinden Avrupa'dan yine men edilecekleri söylentisine kadar çarpıcı açıklamalar yaptı. Acaba Başkan Aziz Yıldırım'ın Metris'te olması kulübü nasıl etkiliyor? Ya şimdi ortak bir akıl var. O ortak akıl zaten devam ediyor başkanımızın önderliğinde. Gerekli noktalarda sürekli zaten başkanla diyalog içerisinde oluyoruz. O açıdan baktığımızda bir yönetim zafiyeti oluşmaz. Yani oluşacağını zannetmiyorum. Ama tabii ki başkanımızın aramızda olması bize önemli bir güç verir, sinerji verir. Bir an önce de aramızda olmasını bekliyoruz. Ama dediğim gibi yani şu an için ortak aklımız olduğu sürece ve o ortak aklın fikir önderi de başkan olduğu sürece, bizimle birlikte olduğu ve iletişimimiz olduğu sürece bir zafiyet olduğunu zannetmiyorum. Metris'te intihar girişiminde bulunduğu söylenmişti. İşin aslını Mosturoğlu'ndan dinleyelim. Ben o gün gayet iyiydim. Yani moralim de çok yüksekti. İnsanın cezaevinde böyle sürekli moralinin yüksek de olması mümkün olmuyor ama o gün istisnai günlerden bir tanesiydi. Konuşmamız sırasında ki bende de açık yaka bir ya gömlek ya kazak vardı, hatırlamıyorum tam olarak ama yakası açıktı. Boynuma baktı böyle dikkatli dikkatli. Ondan sonra dedi ki senin intihar ettiğin söyleniyor. Altyazı yazıyor dedi. Görüyorsun dedim yani. Güldük bayağı, eğlendik. Ama sonradan baktık ki gayet ciddiymiş haber. Ama bu insanın hayatıyla ilgili bir şey. Canıyla ilgili bir şey. Ve cezaevi koşullarında oluyor bu işler. Yani çok üzüntü duyduğumu söylemek istiyorum. Yani bir insan olarak bu tip haberlerin bizleri, ailelerimizi, sevenlerimizi ne kadar üzdüğünü insanlar biraz da kendilerini bizim yerimize koyarak herhalde tartarlar diye düşünüyorum. Peki şike davasında önümüzdeki duruşmalarda neler olacak? Savunmalar yapılıyor. Bana göre de çok iyi savunmalar yapıldı bugüne kadar. Şu an yani tutuklu olan arkadaşlarımızın tutukluluğunun tek sebebi delillerin toplanmamış olması. Şimdi önümüzdeki duruşma çapraz sorgular yapacak. Çapraz sorgudan sonra ben toplanacak, delil kalacağını zannetmiyorum. Onların da tahliye imkanı doğacaktır. İnşallah yüzümüzün akıyla, alnımızın akıyla çıkacağız diye düşünüyorum bu süreçten. Mosturoğlu, Trabzonspor'un şike davası sürecinde Fenerbahçe'ye fazla yüklendiğini ve olayı tadında bırakmadığını vurguladı. Geçen sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen sene oynanan bütün maçlar ortada. Herkes seyretti bu maçları. Yani en büyük delili bu maçların görüntüleri. Bu görüntüleri seyrettiğinizde, rakibimizin de görüntülerini seyrettiğinizde bir değerlendirme yapacak yeterli done olduğunu düşünüyorum. Ben en ufak bir kirliliğin olmadığını düşünüyorum. Trabzonspor Kulübü'nün haklarını araması, hak arayış içerisinde olması tabii ki normal. Onlar kendi görevlerini yapıyorlar ama boyutu ve iletişim şekli bana göre yanlış. İki büyük camia arasında onanmaz ve bir daha telafisi olmaz etkileri olacak bir süreç yaşatıyorlar. Lig devam edecek. Bizden sonra da devam edecek. Evet. Bizler hayatta yokken de devam edecek. Öyle söyleyeyim size. Yüzyıllarca da devam edecek. Bu rekabetler de devam edecek. Yani tadında bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki görevlerini yapıyor insanlar. Herkes kendi görevini yapıyor ama bunun da tadı var. O tadı biraz kaçtı gibi. Fenerbahçe As Başkanı'na göre Avrupa Kupalarından bir kez daha men edilmek gibi bir tehlike yok. Avrupa ile ilgili yani şu an bir beklentim yok. Yani olumsuz bir beklentim yok. İnşallah da olmayacak diye düşünüyorum. Öyle de değerlendiriyorum. Maddi tabii ki etkileri olur. Ama yani bu Fenerbahçe'yi bitirmez. Fenerbahçe çok güçlü bir camia. Geçen sene de gördünüz işte. 4 tane futbolcumuzu satmamıza, Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalmamıza rağmen sonunda 2 finalde biz oynadık. Türkiye Kupası'nı aldık 29 yıl aradan sonra. Yarım puanla da şampiyonluğu kaçırdık. Baktığınızda Fenerbahçe kendi dinamikleri içerisinde bunu telafi edebilecek güçte ve yapıda bir kulüp. Beklemiyorum böyle bir şey olacağını ama dediğim gibi olursa da Fenerbahçe camiası yine kulübüne sahip çıkar ve bu dik duruşuyla yoluna devam eder.